Eminim ki benim gibi siz de yatağınızda internet modemle yatmıyorsunuzdur. Ama şu bir gerçek ki hayatımızda internet en büyük gerçeklerden bir tanesi. Ve epey bir süredir dostlar hayatımızda bu modemde olduğu gibi AC desteği bulunuyor. Lakin biz AC destekli modemleri kullanmıyoruz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir anlayış var. AC destekli modemler eğer internetiniz çok hızlıysa, gigabit seviyesinde hız aktarımı, veri aktarımı sağlıyorsa AC modemleri kullanmalıyız. Bu bir bakıma doğru ama bir bakıma da yanlış. Çünkü günümüzde artık AC modemler, AC router modemler dostlar fiyat performans anlamında oldukça iyi bir noktaya geldi. Örnek olarak elimdeki Asus'un DSL AC750 modeli gibi. Wi-Fi desteği olarak dostlar AC desteğini bize sunabilen modemler çift band dediğimiz yani 5 GHz'lik bağlantı hızını bize sunabilmekte. Yani AC modemle dostlar Wi-Fi kullandığımızda ve bu evin içerisinde dolaşmaya kalktığımızda araya duvar girdiğinde veyahut da araya şöyle bir gardırop gibi bir şey girdiğinde dostlar buradaki Wi-Fi hızı 5 GHz'de korunabilirken 2.4 GHz'lik modemlerde dostlar bu korunamıyor. İşte bugün dostlar 2.4 GHz ile 5 GHz'lik AC modemler arasındaki devasa hız farkını göreceğiz ve siz de epey bir şaşıracaksınız. Gelin ilk önce modemi kuralım ve şu hız testini yapalım. Aklınızdaki bütün fikirleri değiştireceğinize eminim. Asus'un dostlar fiyat performans anlamında hani marka diyebileceğimiz ve fiyat performans anlamında bulabileceğiniz oldukça güzel bir modemi karşınızda. 3 tane antenli modemimizi kurmaya başlayalım. Ben VDSL 2 standartını kullanıyorum dostlar ve evde almış olduğum hızımsa 35 megabit. Yani 35 megabit kullanmama rağmen kullanmış olduğum modem AC destekli, Wi-Fi AC destekli bir modem dostlar. Çünkü bunun en büyük artısını evde telefonla gezerken veyahut da laptopla gezerken dostlar hızım neredeyse düşmüyor. Şimdi ilk önce Ethernet üzerinden bir test yapalım. Gel abi. Dostlar ilk önce modemimizin Ethernet kablosuyla bilgisayarımıza vermiş olduğu maksimum yani benim evdeki maksimum internet hızım dostlar burada gözlemleyeceğiz. Hızlı bir şekilde buradan testimi başlatayım ve Ethernet kablosuyla almış olduğum maksimumumuzu görelim. Yani dostlar sonuç olarak ben bu evde maksimum olarak Ethernet kablosuyla 33 megabiti görebiliyorum. Şimdi ise Wi-Fi kullanımına girelim ve standart olarak kullanmış olduğum 2.4 GHz'e kıyasla 5 GHz'lik yani AC Wi-Fi kullanırsak ne kadar büyük bir avantajımızın olacağını canlı canlı göstermek istiyorum. Çünkü fiyat performans anlamında artık AC modemler fiyat olarak bayağı bir aşağıya indi. Yani paramızı birazcık daha biriktirip birazcık daha koyup 5 GHz bandında Wi-Fi kullandığımızda evde ne kadar büyük bir avantaj sağladığımızı canlı canlı göstermek istiyorum ve şurayı göstereyim ilk önce. Modemin bulunduğu tam bu noktada dostlar bir gardırop bulunuyor. Yani modem burada kesiliyor ve biz yaklaşık olarak tam 11 metre ileriye gideceğiz. Gidelim. Şimdi orayı görüyor musun? Bak ta orada hatta modemi bile göremiyoruz. Ve buradan oranın mesafe dostlar 11-12 metre. Yani biz şu anda modemden 12 metre ilerideyiz. İlk önce dostlar bizim modemimizin 2.4 GHz'lik yani tek band seçeneğine dostlar burada bağlandık. Ve normal bizim evde kullanmış olduğumuz her yerden bulabileceğimiz BGN desteği sunan dostlar kanala biz şu anda bağlıyız. Ve hız testini yapalım. Biz Ethernet kablosuyla 33 megabiti görmüştük. Şuradan bağlanıyorum. Nerede bu speed test? Neredesin? Çalıyor. Şimdi bak. 2.4 GHz tek band testini yapıyorum dostlar. Bak şu anda internetin full çekmesine rağmen bu reklam nereden çıktı ya? Şuradan kapatıyorum. İnternet hızım, dolantı hızım özellikle tam yarı yarıya düştü. Yani 15 megabitlik biz hız aldık. İçeride 33 megabitti. Hız olarak dostlar tam yarı yarı bir düşme gösterdi. Şimdi ise 5 GHz'lik AC bandına bağlanacağız. Buradan bağlanıyoruz. Ve bağlantımız gerçekleşti. 2.4 GHz'lik bandı göre daha az çekiyor. Ama daha az çekmesine rağmen buradan göreceksiniz bak. Şu anda 2-3 diş oynuyor dostlar. 2.4 GHz'lik bantta bu 5 dişti. 4-5 oynuyordu ama burada 2-3 diş oynuyor. Ve şimdi bağlantı testini yapıyoruz. 5 GHz AC. Şu anda AC bağlantıya geldiğimizde bak 26 megabit dolant
3.26 megabitte upload bize sundu. Yani 2.4 GHz'lik bandı oranla 5 GHz'lik bandla biz yaklaşık olarak 10-11 megabit daha fazla bir download seçeneği bize sunabildi. 4G Wi-Fi kullanmak için gidip de internet hızınızın 1 gigabit, 100 megabit, işte 500 megabit olmasına gerek yok. Ben evimde 33 megabit, 30 megabit alabiliyorum dostlar. Lakin görmüş olduğunuz gibi 4G modem kullanarak evimde sağa gitsem, sola gitsem, 10 metre ileriye gitsem dostlar, 4G modemde, 4G modülde Wi-Fi hızı diplere düşmüyor. İşte burada 4G modemin, yani 5 GHz'lik çift bandın dostlar 2.4 GHz'e oranla sunmuş olduğu megabit değeri Wi-Fi'de baya baya öne çıkıyor. Evet, umarım dostlar bu videoda sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Açıklama kısmında ben Asus modemlerin linkini bırakırım. Oradan almak isterseniz alın, almak istemezseniz almayın. Kafanıza göre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.